Ulan ne yıl be. 8. neslin son dönem eşlerini yaşadığımızı tahmin ettiğim şu günlerde oyun geliştiricileri de eldeki donanımın gücünü nasıl kullanacaklarını iyice çözüp zirveye oynayan kalitede işler çıkartıyorlar. 2018 bu yüksek kaliteyi tekrar ve tekrar deneyim ettiğimiz başyapıt bombardımanı tutulduğumuz bir yıldı resmen. Oyun firmaları ellerindeki tüm kurşunu üzerimize boşaltmış gibi hissettim. Harika ekskluzif oyunlar bir yana, third party ve indie tarafı da boş durmadı. Yani anladınız işte, 2018 iyi geçti. Ama biz bu listede iyilerin en iyilerine değineceğiz. Yani bana göre en iyilerine. Şu saniyeye kadar bir sürü oyunun görüntüsünü gördünüz. O oyunların ortak noktası nedir biliyor musunuz? Yani hepsinin 2018'de çıkması haricinde hiçbiri bu listede yoklar. Bir kere zaten çıkmış olan oyunların PC portlarını saymıyoruz. Yoksa Final Fantasy 15 Windows Edition bu listeye rahat girerdi. 2016'da çıkan asıl oyunun eksikliklerinin büyük bölümünü özellikle oynanış anlamında kapatıyor ve hayalini kurduğum deneyime bayağı yaklaşıyordu. Parti üyelerini kontrol edebilmeye, yeni bosslar, Armager Unleashed modu, offroad kullanılabilen bir regalya falan. Final Fantasy 15'i benim için hayal kırıklığı listesinden çıkararak başarılı oyunlar listesine ekletmeyi başardı. Ama dediğim gibi bu oyun aslen 2016'da çıktı ve bu bahsettiğim özellikler çıkışta zaten paketin içine dahil olmalıydı. 2 sene sonra eklenmiş olmaları ağzımdaki ekşi tadı götürse de Final Fantasy 15 yeni bir oyun muamelesi yapmamı sağlayacak kadar köklü değişimler değiller. Bir diğer çok iyi PC port da Sunset Overdrive mesela. Hala bir Xbox One sahibi olmamın tek sebebiydi. Bu da PC'ye çıktığına göre artık satabilirim sanırım. Sunset Overdrive'ı ne kadar sevdiğimden zaten defalarca bahsettim. Hala açık dünya parkur mekanikleri anlamında eline su dökebilecek oyun yok. PC versiyonu bize bu eseri 60 FPS olarak deneyim etme şansı sundu. Sağ olsun, var olsun. Bir kez daha oynadım. Oynuyorum. Hala keyifli. Ve aslen 2014 oyunu olmasa girerdi bu listeye. Ama öyle. Dark Souls Remastered'ı da unutmamak lazım. Sonunda modla falan uğraşmadan, saçma sapan performans veya kontroller sıkıntıları çekmeden düzgün şekilde 60 FPS çalışan bir Dark Souls 1'imiz var. Dark Souls 1'in oyun sektörü açısından ne kadar önemli bir yapı taşı olduğundan bahsetmeme gerek yok zaten. 2011 yılında sahip olduğu tüm teknik sıkıntılarla bile çok rahat yılın oyunu olurken şu anki düzgün versiyonuyla hayli hayli olurdu. Ama dediğim gibi bu aslen 2018 oyunu değil. Mesela Shadow of Colossus nispeten aynı durum. Görsel anlamda ciddi bir yenileme var ama yeni bir oyun demeye içim el vermiyor. Bunları listeye dahil etmek gerçekten ilk kez bu yıl çıkan oyunlara haksız olurdu. Ben özellikle sistemde remasterlardan kaçınmaya çalıştım. Elbette oynayamadığım bir sürü oyun da var. Şimdi size onların şöyle bir listesini çıkarayım. Bu gördüğünüz oyunlardan birine bayıldıysanız ama listede yok ise sebebi oynamamış olmamdır. Spor ve yarış oyunlarını oynamadığım için yine listemde o türdeki isimleri göremeyeceksiniz. Onun haricinde de yani az buz ses getiren her şeyi oynadım neredeyse. Tabii eminim adını bile duymadığım kıyıda köşede kalmış bir indie başyapıt kesin vardır bir yerlerde ama elimden gelen bu abi, ne yapayım yani. Ha bu arada listedeki oyunların büyük bir bölümünü zaten incelediğimden çok uzatmadan geçeceğim, haberiniz olsun. İsteyenler incelemeleri izleyerek o oyunlarla ilgili detaylı düşüncelerimi öğrenebilirler. Ki üzücü olan nokta şu, ben liste videolarını genelde beğendiğim ama üzerine konuşma fırsatı bulamadığım oyunlara değinmek için bir bahane olarak kullanırım. Amaç farklı bir şeyler göstermektir sizlere de. Ama bu yıl süper olan oyunların hepsinin incelemesini yaptım bir şekilde. Yani nasıl oldu ben de bilmiyorum. Liste size tanıdık gelecek o yüzden bayağı. Evet, daha fazla oyalanmadan başlayalım 2018'in en sevdiğim oyunları listesine. Üst üste 3-4 tane açık dünya oyunu oynayıp inceledikten sonra yorgunluktan geberiyordu. Büyük çaplı oyunlardan fena gına gelmişti. Dedim ki kafamı rahatlatacak kısa bir şeyler oynayayım. Böyle zamanlarda bana en iyi gelen şey 2 boyutlu platformlar olduğundan hemen o tarzda iğne var diye göz atmaya başladım ve Bloodstained Curse of the Moon ile karşılaştım. Aslen henüz çıkmamış olan Bloodstained Ritual of the Night adlı Kickstarter projesinin yan oyunu olarak hazırlanan bu ufak 8 bit platformer beni gerçekten fazlasıyla bezmiş bir dönemde dinlendirip ferahlatan oyun oldu. Büyük oranda Castlevania 3'ün çakması olan Curse of the Moon'da 4 farklı özelliğe sahip karakteri yöneterek bölümün sonuna ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii ki tüm bu farklı özellikler oyunun karşımıza çıkardığı engellere ve zorluklara istediğimiz yöntemle yaklaşma şansı tanıyor. Büyücüyle kalkan yaratıp elinizi kolunuzu sallayarak ilerleyebilir veya vampirle yarasaya dönüşerek etliye sütlüye karışmada her şeyin üstünden uçarak geçebilirsiniz. Tabii ki bunların hepsi enerjinizden yediğinden neyi nerede nasıl kullanacağınızı da iyi karar vermeniz gerekiyor. Oyunun 8 bit Castlevania görselliğini kopyalamak için elinden geleni yapmış olsa da boss savaşlarında çok daha özgür davranmış. Göze gerçekten güzel gelen sprite'ler ortaya koymuş. Oyunun iş anlamında da bosslar aşırı yüksek seviye zorluklar barındırmasalar da bir sonraki bölümde aranızda engel olma görevini fazlasıyla yerine getiriyorlar. Curse of the Moon'un ana oyunun promosyon niteliğinde olduğundan
çok da uzun değil. İlk oynayışınızda 2 saat kadar bir sürede tamamlayabilirsiniz. Ama tek oynayışta içeriği asla tamamen tüketemiyorsunuz. Aksine hikayede ilerledikçe yaptığınız seçimler hem karakterlerin oynayışını hem de bölümlerin tasarımını değiştirebiliyor ve tamamen farklı sonlara ulaşmanızı sağlayabiliyor. Bu açıdan baktığınızda yeniden oynanabilirlik anlamında hoş bir eser Curse of Doom'u. Ha bu arada ben biraz önce bosslar kolay falan dedim de o benim seçtiğim modla da alakalı. Eğer NES zorluğu istiyorsanız klasik Castlevania oyunlarındaki sınırlı can ve düşmanlar size her vurduğunda geriye doğru uçan karakterle oynamayı deneyin derim. Şahsen zorluğu sevmekle beraber zaman kaybetmekten nefret ediyorum. Ve çocukluğumda o gerizekalı zorluktan fazlasıyla çekmiş bir insan olarak ben arkama yaslanıp rahatlıkla oynayabileceğim ve canım bitti diye oyunun en başına atılmayacağım bir zorlukla oynamayı tercih ettim. Seçim sizin. Kısacası Bloodstained Curse of the Moon ufak ama çok eğlenceli bir iki boyutlu platformer. Umuyorum asıl Bloodstained oyunda Curse of the Moon gibi beni Castlevania'nın şöhreti günlerine geri götürmeyi başarır. Bu yıl listeye giren oyunlar içerisinde en şok edici, en şaşırtıcı olan isim kesinlikle Assassin's Creed Odyssey'di. Yani Assassin's Creed abi. Kim derdi ki 5 yıldan sonra Ubisoft tekrardan en iyiler listesine girebilecek bir Assassin's Creed geliştirsin? Origins'in tıpatıp aynısı gibi duran ve doğal olarak pek de iyi beklentiler yaratmayan Odyssey, her ne kadar gerçekten Origins'in büyük oranda aynısı olsa da onun hatalarını tekrar etmeyip geliştirmenin yollarını bulmuş. Çok çok daha iyi olan yan görev sunumları, savaşları tek düzelikten kurtaran özel yetenekler, bolca loot çıkması sayesinde sürekli gelişen ve değişen ekipmanların insanı oynamaya teşvik etmesi, bitmek bilmeyen sayıda etkinlikle dolu rengarenk açık dünya, işte tüm bunlar Odyssey'yi gerçekten eğlenceli yapmayı başaran etkinliklerdi. Evet, serinin artık bizim bildiğimiz Assassin's Creed ile pek bir alakası kaldığı söylenemez. Ama antik Yunanistan'da geçen bir açık dünya RPG'si olarak çok kafa yormadan gezip, tozup, canınız ne istiyorsa onu yaparak başında keyifli saatler geçirebileceğiniz bir oyun Assassin's Creed Odyssey. Biraz daha iyi sunulan bir senaryo ve ana görevleriyle çok başarılı olabilirmiş ama nasip işte. Celeste türün sıkı hayranlarını gece uykularında donlarına boşaltacak kadar sağlam bir iki boyutlu platformer. Yaptığımız yegane şeyin bir ekrandan diğerine geçmeye çabalamak olduğu oyunda, Madeline adlı şirin mişirin karakterimizin çeşitli hoplama zıplama özelliklerini kullanarak engelleri aşıyor, peşimize düşen düşmanlardan kaçıyor ve Celeste dağının zirvesine ulaşmaya çalışıyoruz. Celeste'i özel yapan şey en önce kontrollerinde yatıyor tabii ki. En ufak bir hatayı bile kabul etmeyen, sizi öldürmek için her türlü fırsatı kollayan ve reflekslerinizin sınırlarını zorlayan parkurları başarılı şekilde aşmanızın tek yolu gerçekten tuşa bastığınız anda komutunuzu uygulayan bir karakter ile mümkün olabilir. Ve Celeste bunu veriyor size tabii ki. Kontroller o kadar keskin, o kadar tepkisel ki eğer ölürseniz suç tamamen sizde. Oyun size o bölümü geçmeniz için gerekli tüm özellikleri vermiş durumda. Biraz kafayı biraz da parmak kaslarınızı çalıştırmanız gerekiyor sadece. Ha bu arada ne kadar sıkı bir platform oyuncusu olursanız olun ilk oynayışınızda öleceksiniz abi. Bol bol öleceksiniz. Celeste'in olayı zaten deneme yanılma. Tüm ölüşlerinizden ders alarak bir sonraki sefere aynı hatayı yapmamak. Ve işin güzel tarafı öldüğünüzde o kadar hızlı tekrar canlanıyorsunuz ki oyun size gereksiz vakit kaybettiriyormuş gibi gelmiyor asla. Veya geçtiğiniz bir ekranı tekrar oynamak zorunda bırakmıyor. Bir parkuru aşmayı başardıysanız eğer tebrikler. Daha önünüzde ondan çok daha zor onlarcası var. Geçmişe takılmayın. Geleceğe bakın. Ha, ana oyunun barındırdığı mücadeleyi yetersiz buluyorsanız eğer, her bölümün içerisinde ulaşması fazlasıyla zor olan bir sürü ekstra var. Onları toplamayı deneyebilir ve karşında daha da zor bölümlerle ödüllendirilebilirsiniz. Celeste tam anlamıyla saf bir platformer. Ancak içinde hoş bir hikaye de barındırıyor. Tabii ki oyuncuların büyük bir bölümü bu hikayeyi görmezden gelecektir. Ama ben aksini tavsiye ediyorum. Celeste'in senaryosu öyle büyük duyguselleri yaşatmasa da şirin ve insanın içini ısıtan tarzda bir kişisel gelişim hikayesi. Yorucu bir bölümden sonra parmaklarınızı dinlendirirken o ufak hikayeyi takip etmek benim hoşuma gitti doğrusu. Oyunu alma sebebiniz olmasa da bir ekstra olarak hiç ama hiç fena değil. Hala deneyim etmeyenlere şiddetle tavsiye ediyor ve Celeste dağının zirvesine olan yolculuğunuzda en az 100 çilek toplamanızı öneriyorum. Detroit Become Human doğru yapıldıklarına interaktif filmlerin hala ilgi çekici olabileceğinin kanıtı. David Cage özellikle Beyond Two Souls ile sektörün alay konusu olmuşken, Telltale birbirinin aynısı ruhsuz oyunlarıyla herkesi baydırmışken ve artık piyasaya çıkan interaktif filmler sadece video izleyip seçim yapmaktan ibaret hale gelmişken, Detroit bu türe karşı olan son umudumdu. Quantic Dream de beceremezse artık interaktif filmlerle işim bitmiştir diyordum. Ve becermişler. Olmuş. Detroit Become Human bu türü neden sevdiğimi bir kez daha hatırlatmayı başardı. Androidlerin günlük hayatımızın bir parçası haline geldiği 2038 yılında geçen hikayemiz, bilinç kazanarak insan emirlerine karşı gelebilmeye başlayan bir grup robotun hikayesini anlatıyor. Siyahiler, mülteciler ve eşcinseller gibi daha pek çok azınlık kesimlerin sorunlarını android metaforu üzerinden anlatmaya çalışan oyunun senaryosu kesinlikle ilk kez gördüğümüz bir hikaye konsepti değil. İnsani duygulara sahip robotlar muhabbetini onlarca belki yüzlerce defa izledik, okuduk, deneyim ettik. Ve Detroit Become
Human'ın da bu konuya yepyeni bir yorum getirerek bizleri şoke ettiğini, bambaşka bir bakış açısına sahip olmamızı sağladığını söyleyemeyiz. Senaryo oldukça standart. Sanırım David Cage abimiz o metaforlarıyla bizi vurmayı planlamış ama mesajlarını o kadar gözümüze sokmuş ki biraz... dedirtiyor. Mesela dışarıdan bakıldığında korkunç bir görünüme sahip olan ama içinde sevecen ve korumacı olan Luther. Muhtemelen toplumun siyahilere bakış açısıyla ırkçılığını yansıtmak ve eleştirmek için yaratılmış bir karakter. Çünkü bizler de oyuncular olarak Luther'ı ilk gördüğümüzde ondan korkuyor ve bir süre güvenemiyoruz. Halbuki ne iyi adam. Ulan ne ırkçıyız ya. Melek gibi adamdan o kadar şüphe ettik. David Cage bu tarz şeyleri düşünmemizi sağlamaya çalışıyor işte. Ama dediğim gibi o kadar basit, o kadar göze sokulacak şekilde vermiş ki bunları çoğu zaman götünüze gülerek geçiyorsunuz. Mesaj kaygısı olmadan baktığınızda ise hiç fena olmayan karakterler ve devamını merak ettiren bir olay örgüsüyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet, konsept alışılagelmiş olabilir ama hikaye işlenişinin kötü olduğunu söyleyemem. Kendimi kısa süre içerisinde atmosfere kaptırmış ve karakterlere bağlanmış olarak buldum. Oyun oynayan pek çok kişinin şikayet ettiği androidlerin fazla insancıl olması eleştirisine katılsam da o kadar umursamadım. Bir noktadan sonra ben onların android olduklarını bile unuttum çünkü. İstenmedikleri bir dünyada hayatta kalma mücadelesi veren ve yaşamak isteyen bireyler olarak gördüm sadece. Yolculuklarına yön vermek ve kişiliklerini belirlemekten zevk aldım. Muhtemelen şu ana kadar çıkan interaktif film türü oyunlar içerisinde Detroit vaat edilerini vermeye en çok yaklaşan oyun olabilir. Senaryo anlamında olmasa da yaptığımız seçimlerin hikayeyi şekillendirmesi açısından bu deneyim ettiğim tüm interaktif filmler içerisinde en iyisi. Seçimler harbiden de olayları yönlendirip şekillendiriyor ve değiştiriyorlar. İzleyebileceğiniz o kadar farklı yol var ki. Hatta şu kadar diyeyim. Kimin hikayenin baş kötü karakteri olacağına bile siz karar verebiliyorsunuz. Androidlerin özgürlüklerini kazanmak için verdikleri mücadelenin barışçıl mı yoksa saldırgan mı? Görevi aykırı androidlerden oluşan isyancı grubu çökertmek olan Connor'ın gözünü kan bulamış bir Terminator mu yoksa onları anlamaya çalışan bir ara bulucu mu olacağı tamamen sizin seçimlerinize bağlı. Her bölümün sonunda çıkan seçim haritasında nasıl farklı yolları izleyebileceğiniz veya kaç tane farklı patika olduğu konusunda fikir verdiğinden bunları keşfetmesi işkence haline gelmiyor. Şu bir seçiminiz tüm hikayeyi değiştirebilir sloganıyla gelen işler içerisinde Detroit harbiden bu lafın hakkını vermeye en çok yaklaşan oyun olmuş. Çıktıktan haftalar sonra bile insanlar hala yeni sahneler ve sonlar keşfediyorlardı. Hikaye yoğunluğu konusunda Heavy Rain kadar etkileyici olmasa da Detroit türü olan ilgimi tekrardan dirilttiği için bu listedeki yerini fazlasıyla hak etti. Messenger nasıl bir oyun olduğuyla alakalı beni birden fazla kez kandırmayı başarmış bir indie platformer. Yani en azından başından. Bariz şekilde NES'teki favori oyunlarımdan biri olan Ninja Gaiden'dan esinlenen Messenger'ın ilgimi çekme sebebi yani Ninja Gaiden'a benzerliği yüzünden olmuştu tabii ki. 8 bit görseldeki ninjalara karşı bir zaafım var galiba. Bloodstained'i 2 kez bitirip asıl sonu aldıktan hemen sonra çerezlik platformer oyunu açtığım hala devam ediyordu. Rahatlamam için o tarzda bir oyuna daha ihtiyacım vardı. Yine kısa bir araştırmadan sonra karşımda beliren Messenger'ı hiç tereddüt etmeden direkt satın aldım ve başladım oyuna. İlk başta bayağı lineer şekilde ilerleyen oyun modernize edilmiş bir NES zorluğu sunuyordu. Bölüm sonlarında bossları kesiyor ve bir sonraki bölüme geçiyordum. Sonra tam da sonuna gelip oyunu bitirdiğimi zannettiğim anda işler değişti. Oyun bir anda 16 bite geçmekte kalmadı, bir de üzerine lineerliğini bozup Metroidvania'ya dönüştü. Yani ben oyunun bittiğini zannederken bir anda karşıma keşfedilecek kocaman bir harita ve 10 saatlik bir oynanış daha sunulmuştu. Yani zevkten dört köşeydim. Celeste'de bahsettiğim yüksek zorluktaki tekrar tekrar denemenizi gerektirecek olan engellerle dolu platformlar bu oyunda da mevcut. Listede Celeste'den daha yüksek olduğuna göre kontroller açısından ondan alta kalır bir yanı olmamalı diye düşünebilirsiniz ve haklısınız. Celeste temel mekanik zıpladıktan sonra dash atabilmekse, Messenger'daki temel mekaniğin zıpladıktan sonra düşmana veya cisimlere kılıcınızla bir kez vurduktan sonra tekrar zıplama hakkına sahip olmanız diyebiliriz. Platforming'in temelini bu oluşturuyor ve özellikle oyunun sonlarına doğru çıkan gerçekten kanser edecek seviyedeki engelleri aşmanız için bu mekaniği çok iyi kavramanız gerekiyor. Bir diğer ilginç özellik de zaman kırıklarını değerlendirerek 8 bit ile 16 bit arasında geçişler yapabilmek. Haritanın ve engellerin düzenini değiştiren bu geçişler daha çok keşif için kullanılsa da bazen platform için kullanıldıkları oluyor ve işte o zaman tadlarından yenmiyor. Ekranda bir noktaya ulaşmak için iki farklı grafik stil arasında gidip gelmek daha iyice bir fikir ama yeteri kadar yok bunlardan. Keşke tüm oyunu bu olaya göre dizayn etselermiş dedim. Ama o olmadan bile Messenger zaten kendi başına sağlam bir platformer. Peki Celeste'den daha iyi olan yeni ne derseniz? Savaş da içeriyor. Evet, Celeste sadece hoplayıp zıplamaktan ibaretti. Messenger ise bölümün içerisinde savaşabileceğiniz düşmanlar serpiştirerek tempoyu daha iyi sağlamış bence. Ha şu bir gerçek. Düşmanlar aslında kendi başlarına bir engel olmaktan çok size platform olmaları için yaratılmışlar. Ama bosslar öyle değil. Messenger'da tam retro kafasında insanı çıldırtacak seviyede sağlam bosslar var. Ve bu oyunu gerçekten sınırlı hak ile NES'te oynuyor olsaydık ben çoktan pes etmiş olurdum bu lanet bosslar yüzünden. Ama neyse ki 2018'deyiz. Yani 2018'deydik. Ve oyunlarda artık kolay kolay Game Over ekranını görüp en başa dönme durumunu yaşamıyoruz. Sevmiyorum abi. Neyse, bossların bazılarında bir saate yakın zaman harcadığım oldu. Gerçekten hem zihninizi hem de parmaklarınızı zorluyor ve üstesinden geldiğinizde korkunç bir tatmin etme hissiyatı sağlıyorlar. Kendini sürekli tiye alan, bol bol dördüncü duvarı yıkan ve yer yer gerçekten güldürebilen hikayesi de bu harika Metroidvania oyununa güzel bir ekstra.
NES zorluğunu ya bu ne amına koyayım bokunu çıkarmışlar demeden öldüğünüz zaman sınırsız sayıda tekrar deneme şansınız olduğunu bilerek deneyim etmek isterseniz eğer Messenger'ı gözünüz kapalı satın alın. Açıkçası bu sene hakkının yendiğini düşündüğüm oyunlardan bir tanesi kendisi. İşte 2018'in en çok beklediğim oyunu ve listede bu kadar aşağıda olduğundan yola çıkarak anlayabileceğiniz gibi evet hafiften hayal kırıklığı yarattı demezsem yalan olur. Ama yine de Spider-Man yılın en iyi oyunlarından biri. Bir kere senaryo anlamında daha önce hiçbir süper kahramanın oyununu yapamadığını yaparak maskenin arkasında kişiyi de başarılı şekilde yansıtmasıyla benim gibi uzun yıllardır örümceğin hayran olan kitlerin hemencecik beğenisini kazandı. Giriş, gelişme ve sonuç aşamalarını öyle güzel şekilde sunuyordu ki beyaz perdede izlediğimiz Spider-Man filmlerinin hepsinden daha oturaklı ve daha sadık bir uyarlamaydı. Belki alışıla gelmiş ve tahmin edilebilirdi ama geliştirici ekibin Spider-Man ile ilgili tutkusunu, bu karakteri ihanet etmeme isteklerini bize yansıtmayı sonuna kadar başarıyordu. Tabii ki bir Spider-Man oyununun sadece senaryosuyla ön plana çıkmasına imkan yok. Oynanış açısından da gerçeğine en yakın örümcek adam deneyimini bu oyun yaşatıyordu. Şehirde ağ atarak gezmek kullanım anlamında basit olsa da kesinlikle çok eğlenceliydi. Savaş mekanikleri özellikle oyunun sonlarına doğru tüm yetenekleriyle ekipmanların da açılmasıyla derin ve keyifli bir hale geliyor. Üzerine bir de her biri kendine has yeteneklerle gelen 30'a farklı kostümün de eklenmesiyle çeşitlik hattı sayılır oranda artıyordu. Yer yer aksiyon sekanslarıyla desteklenerek heyecanın doruk noktalarında yaşatsa da görev dizaynı ve açık dünya etkinliklerinin hüsranlığı maalesef Spider-Man'in bu listenin daha üst kısımlarına tırmanmasını engelledi. Yani tabii ki gelmiş geçmiş en iyi dövüş oyunu serisi Super Smash Bros'un en yeni versiyonu olan Ultimate bu listede olacaktı. İddialı konuşuyorum değil mi? Kime göre? Neye göre en iyi? Bana göre en iyisi bu. İlk başta sadece Nintendo karakterlerinin birbirlerine karşı mücadele ettiği Smash serisi, yıllar içerisinde evrilip dallanıp budaklanarak pek çok farklı seriden karakterler edinmeye başladı. Öyle ki artık son geldiği noktada Smash Bros'un belli bir kuralı olduğunu söylemek bile zor. Malum Persona 5'in ana karakteri Joker'ın bile Smash'e geleceği duyurulduğuna göre artık herkesi bekleyebiliriz. Neyse, Ultimate'ı özel yapan tarafı ise bunun adından da anlaşılabileceği gibi nihai Smash Bros oyunu olması. Yani bugüne kadar çıkan 4 Smash oyunundaki karakterlerin tamamını içermekte kalmıyor. Bir de üzerine yenilerini ekleyerek ekoları sayarsak 74, saymazsak 69 tane benzersiz karakter içeren dev bir kadro veriyor. Ve bunun öyle birbirinin klonu karakterlerle dolu bir kadro olduğunu düşünmeyin. Hayır abi, her bir karakter oynanış olarak birbirinden tamamen farklı hissettiriyor ve tamamen farklı bir oynanış tarzı gerektiriyor. Aynı anda 8 kişiye kadar destekleyen oyunun asıl keyfi birebir savaşları değil, şöyle minimum 3-4 kişi ile çıkıyor diye düşünüyorum. Arkadaşlarınızla kanepeye kurulup kaotik haritalarda birbirinizi arenadan dışarı uçurmaya çalışmak gerçekten gergin ve eğlenceli anlar yaratıyor. Kendi adıma konuşursam oynanış anlamında Wii U versiyonuyla arasında büyük farklar görmesem de içerik anlamında ciddi yenilikler var. Bunların başına World of Light single player modu çekiyor tabii ki. Tamamen 30 saat süren bu hikaye modunda board game tarzında hazırlanmış bir haritanın üzerinde çeşitli savaşlara gerek kuklalaştırılmış karakterleri serbest bırakmaya çalışıyoruz. Her ne kadar adam gibi senaryo veya ara sahneler içermese de beni kendince içine çekmeyi başaran öğeler içeriyordu. Mesela Spirit toplamı. Her savaştan farklı özelliklere sahip spiritler topluyor, bunları gelişip güçlendirebiliyor ya da birbirleriyle birleştirip yeni spiritler elde edebiliyorsunuz. Ne işe yarıyorlar diye sorarsanız da bu harita üzerine giydiğiniz savaşlarda karakterinize çeşitli avantajlar sağlıyorlar. Hatta bazen o kadar kritik oluyorlar ki spesifik bir spirit kullanmadan bazı yüksek seviye savaşlara girmek intihardan farksız. Mesela beni sinir krizine sokan bir savaştan bahsedeyim. İki farklı düşmana karşı mücadele ederken kontroller rastgele şekilde aniden tersine dönüyordu ve bu çoğu zaman en yakın boşluktan aşağı uçmama sebep oluyordu. En az bir 20-30 kez denedikten sonra öfkeden ses tellerim kısılana kadar bağırıp çağırıp bölümü dizayn eden herkesin anasını avradığını söyledikten sonra bir şekilde geçtim. Sonra oyunda ilerleyip belli bir noktaya gelince aniden karşıma bu kontrollerin tersine dönme debuff'ını engelleyen bir spirit çıktı. Yani aslında oyun benden o savaşı sonraya bırakıp doğru spirit'i bulduktan sonra gelip geçmemi istiyordu ama işte ben inatlaştım. Ne bileyim abi ben. Bahsettiğim savaş oyunun ilk birkaç saatinde çıkmıştı ve henüz spirit muhabbeti çok da kilit değildi o noktada. Kastırı verip geçmem gerektiğini zannetmiştim. Öyle değilmiş. Sonradan spirit listem giderek büyüyünce çaktım durumu. Resmen karakter build'ları yapıyorsunuz ya spiritleri kullanarak. Tabii ki sadece single player modda kullanabiliyorsunuz bunları. Bir diğer hoşuma giden şey oyunların temalarına uygun haritalardı mesela. Snake'i unlock ettiğimiz dungeon'ın Metal Gear temalı olması, Ryu'yu unlock ettiğimiz dungeon'ın Street Fighter karakter seçme ekranı temalı olması veya favorim olan sonunda Dracula boss'uyla yüzleştiğimiz Castlevania temalı bulmacalı dungeon falan filan. Basit ama güzel dokunmuşlar. Ayrıca zaten harika olan bir dövüş oyunu daha fazla oynamamız için bize bahane veriyorlar. Ha bu arada oyunu gerçek sona bitirmeye çalışmanızı tavsiye ederim. Son boss aşırı epik oluyor o şekilde. Eğer tüm mal varlığınızı ipotek ettirmeden fazladan 2-3 Switch kontrolcüleri alabilecek ekonomik güce sahipseniz, çünkü ben değilim, Super Smash Bros. Ultimate arkadaşlarınızla toplanıp oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri.
boss savaşlarını seviyorum. Harbiden çok seviyorum. Hatta çoğu zaman oyunları sadece ne kadar fazla boss savaşı barındırdıklarını ve bu savaşların ne kadar iyi olduklarını bakarak değerlendiriyorum. Ondan sonra diyorlar ki neden düşük puan veriyorsun? Boss savaşı yok. İşin şakası bir yana, sadece boss savaşlarının ibaret olan oyunları daha önce de görmüş olsam da bunun en iyi örneğini Monster Hunter World'de deneyim ettim. Uzun yıllardan sonra ev konsollarına geri dönüş yapan Monster Hunter serisi, World ile kısa sürede Capcom'un en çok satan oyunu oldu. Ve neden olduğunu anlamak çok da zor değil. Oyun felaket bağımlılık yapıyor. Canavar avlayıp düşen malzemelerden kendinize yeni ekipman ürettiğiniz bu oyunda... aslında bu kadar. Canavar avlıyor ve kendinizi yeni zırhlarıyla silahlar yapıyorsunuz. Oyunu açıklamaya çalışınca kulağa çok basit geliyor olabilir ama işin büyüsü oynanışında yatıyor. Monster Hunter strateji ve aksiyonu mükemmel şekilde dengeleyerek kullanmanızı gerektiren bir oyun. Grind ve loot üzerine olan pek çok oyundaki bir canavara bodoslama dalmak her zaman için ölümünüzle sonuçlanacaktır. Oyunun size sunduğu 14 farklı silah üzerine uzmanlaşmanız ve onları hangi canavarlara karşı kullanırken daha rahat edeceğinizi çözmeniz gerekiyor. Silahın vurduğu hasar, ulaşabildiği mesafe, çıkarabildiği kombolar hepsini göz önünde bulundurmanız lazım. Özellikle yeni başlamış bir oyuncu için canavarları öldürmek gerçekten uzun süreceğinden, ava çıkmadan önce eğitim alanında silahı birazcık test etmek mantıklı olacaktır. Silahların oynanışı birbirinden o kadar farklı ki, Monster Hunter World'ün 14 tane farklı oyunun tek bir paketi toplanmış hali olduğunu bile söyleyebiliriz. Tabii ki hepsini öğrenmeniz mecburi değil ama en az 2-3 tanesine zaman harcamanız gerekecek. Ve başlangıçta düzgün bir darbe bile indiremediğiniz o silahla biraz uzmanlaşıp canavarları çatış çutu doğramaya başlamak inanılmaz tatmin edici. Çünkü her ne kadar karakterinizin istatistikleri ekipman üzerinden gelse de, siz bir oyuncu olarak gelişmediğiniz sürece Monster Hunter'da başarılı olamazsınız. Tabii yanınızda oyunu yalayıp bitmiş birini alıp götünüzde verip yatarsanız o ayrı konu. Monster Hunter'ın en önemli yönlerinden biri tabii ki de multiplayer. Oyundaki tüm canavarlar tek başınıza indirebileceğiniz zorluklarda olsalar da sizin zayıf yönlerinizi kapatan bir ekiple ava çıkmanın keyfi çok ayrı. Ve tadını bir kez alınca bağımlısı olmamak harbiden zor. Uzman bir grup avcıyla o görkemli canavarları yerle bir etmek uzun yıllardır hiçbir oyunda almadığım kadar büyük zevk verdi bana. Evet, Monster Hunter World listenin başında değil belki ama 2018 oyunları içerisinden sonsuza kadar oynamak için sadece bir tanesini seçseler seçimim kesinlikle bu olurdu. ...28 yıllık hayatımın 21'ini oyunlarla haşır neşir geçirmiş bir insan olarak iyi kötü bir sürü deneyimim oldu. Tabii ki favorilerim her zaman hikayeli single player oyunlardı ama şöyle bir geçmişe baktığım zaman en çok özlemle hatırladığım şey... ...kuzenimle veya arkadaşımla koltuğa kurulup iki kişilik bir oyunu bitirmeye çalışmak oluyor. Genelde çok nitelikli olmayan baya baya tek düze sayılabilecek bu oyunları... ...sevdiğim bir insanla beraber deneyim etmek yıllarca dilimden düşmeyen o başyapıt oyunlarda geçirdiğim vakitlerden çok daha keyifliydi. Günümüzdeki birbirlerimize mikrofonlardan seslenerek oynadığımız co-op oyunlar nedense aynı hazzı vermenin yanına bile yaklaşamıyordu. Ta ki A Way Out çıkana kadar. Sadece ve sadece co-op oynanabilen A Way Out, yıllardan sonra bana kanepe arkadaşlığı hissiyatını tekrardan yaşatan oyun oldu. Aynı hedefin peşinden giden çok farklı iki adamın yolculukları sırasında oluşan dostluklarını anlatan A Way Out, özellikle senaryo yanımda şüphesiz bu yılın en güçlü isimlerinden biri. Hele ki yönetmediğiniz diğer karakteri yakın bir arkadaşınız canlandırıyorsa, finalde yaşayacağınız duygu serini çok az oyun sağlayabilir. Bitirdiğimizde oyun boyunca bana eşlik eden Talha'ya karşı her zamankinden daha yakın hissediyordum kendimi. Ve işte her şeyden önce benim için A Way Out'u özel yapan nokta buydu. Oyunun geneli herhangi bir interaktif filmden daha derin bir oynanış sunmuyordu belki ama bana gerçek hayatımı ve ilişkilerimi etkileyebilecek kadar dokunabilmesi onun mükemmel mekaniklere sahip oyunlardan bile daha kıymetli hale getiriyordu. A Way Out anlatması zor bir oyun. Herkes de bende yaratıcı etkinliğin aynısını yaratacağının garantisini veremem. Ancak birlikte deneyim edebilecek yakın bir arkadaşınız var ise co-op oyunlar arasında bundan daha şiddetli tavsiye edebileceğim bir oyun yok. İşte yılın oyunu, God of War. Bir dakika, daha listenin ikinci sırasında değil miyiz derseniz? Evet öyleyiz. Hani benim için yılın oyunu God of War değil ama resmi oyun ödüllerine göre o. Ve neden olduğunu anlamak çok da zor değil. God of War ile alakalı söylenmedik ne söyleyebilirim ki? Son yılların en zevkli, en tatmin edici, en havalı savaş mekaniklerinden birini geliştirdi adamlar. Fazlasıyla eskimiş ve demode kalmış God of War serisini resmen baştan yaratıp, benim gibi önceden bu markadan çok da haz etmeyen insanları bile ağızlarından sular akıtarak bir sonraki oyunu bekleyen tiplere dönüştürdüler. God of War bir oyunun nasıl gelişmesi ve evrilmesi gerektiği konusunda ders diye okutulacak kadar başarılı. Bir zamanlar sadece öfkesiyle tanıdığımız Kratos'a derinlik ve kişilik katarak, yaşam konusunda bilgi ama insan ilişkileri konusunda oğlu Atreus'tan bile zayıf bir karakter haline getirmeleri onu çok daha sevilebilir ve akılda kalıcı kılmış. Serinin önceki oyunları yokmuş gibi davranmadan, yıllar boyunca onları sadık bir şekilde takip edip deneyim eden insanları ödüllendirircesine geçmişe dönük göz kırpma ve göndermelerle fan servis yapmayı da unutmamışlar. İnsanı gerçekten keşfetmeye yönlendiren ve sıkmayan yarı açık dünyayla yan etkinlik dizaynında zaten doyurucu uzunlukta olan ana senaryonun üzerine eşin tuzu biberi oluyorlar. God of War tam anlamıyla bir başyapıt, buna şüphe yok. Ama tek bir sıkıntısı var ki o benim için kendisini yılın oyunu olmaktan alıkoyuyor. Boss savaşı eksikliği. Böyle bir
bir oyunun sadece 3 tane benzersiz boss savaşına sahip olması benim için aşırı üzücü. Bu kadar eğlenceli ve çeşitli mekanikleri insan elinden geldiğince fazla düşman üzerinde denemek istiyor ama yok işte. Aynı mini bosslar ile oyun boyunca tekrar tekrar savaşıp duruyorsunuz. Keşke diyorum. Birkaç tane daha unique boss'un varlığı bu oyunu rahatlıkla birinci sıraya taşıyabilirdi ama ne yapalım. Sağlık olsun. Hikayeyi kaldığı yerden devam ettirecek olan ikinci oyunu merakla bekliyoruz efendim. Ve bir numara. Yani biliyorsunuz hangi oyun olduğunu, çok fazla seçenek kalmadı. Hele ki incelemelerimi izliyorsanız sadece verdiğim puanlara bakarak bile anlayabilirsiniz. Neyse uzatmadan bir numara Octopath Traveler. Evet tam komik değildi. Bir numara tabii ki Red Dead Redemption 2. Bu oyun her şeye sahip. Gelmiş geçmiş en canlı açık dünyaya, gelmiş geçmiş en iyi yazılmış oyun karakterlerden birine, aşırı tatmin edici savaş mekaniklerine, acayip uzun ve doyurucu bir ana senaryo, sizi haftalarca oyalayabilecek kadar fazla eşsiz yan etkinliklere, göz alıcı görsellere ve atmosferi dibine kadar veren müziklere sahip. Tam paket yani. Her şeyiyle böyle al çeyizine koy. Parasının tam karşılığı. Hatta çok daha fazlası. Aynı fiyat alacağınız hiçbir oyun Red Dead Redemption 2'nin detay seviyesinin yakınından bile geçemez. Acaba şunu yapabilir miyim diye sorduğunuz zaman oyunun cevabı çoğu zaman evet oluyor. O kadar hani. 20 gün boyunca toplamda 230 saat gömerek oynadığım bu oyun bir noktadan sonra hayatımın bir parçası gibi gelmeye başlamıştı. Öyle ki bitirdikten sonra ana vatanımdan, memleketimden sökülüp alınmış gibi hissettim. Oynamasıydı, incelemesiydi, zar tur derken içim dışım Red Dead Redemption 2 oldu. Resmen 1-1,5 ay boyunca her Allah'ın yönü Red Dead Redemption 2 ile ilgili bir şeyler yaptım. Artık durma ve dinleme vakti. Detaylı bir şekilde görüşlerimi almak istiyorsanız incelemesi kanalda yüklü. Buyurun dinleyin. Ama benim pilim bitti artık. Sadece Red Dead Redemption 2'nin pek çok anlamda rakiplerini felaket geride bıraktığını ve devrimsel nitelikte bir oyun olduğunu belirterek aranızdan uzaklaşıyorum. Ve işte bu kadar. Bu yıl içerisinde çıkan oyunlar arasında oynayabildiklerimin en iyilerinden bahsettiğim videonun sonuna geldik. Açıkçası içim kan ağlıyor. Çünkü daha oynayacak çok oyun vardı. Mesela bir Monster Boy oynayıp değerlendiremedim. Belki listeye girecek kadar iyi bir eserdi ama şu oyuna da 180 TL verecek değilim abi, özür dilerim yani. Evet, 2018 aşırı iyiydi. Tüm oyunculuk hayatımdaki en iyi yıllardan biriydi. Yani çıkan oyunlar açısından tabii ki. Her ne kadar 2019'da bir sürü sağlam isim olsa da 2018'in arkasında bıraktığı mirasın hakkını vermek hiç ama hiç kolay olmayacak. Kendinizi hazırlayın. 9. nesil konsollara geçmemiz az kaldı. Ve geçtiğimizde yine 2-3 yıllık kaliteli oyun kıtlığı dönemine girmemiz bayağı olası. O yüzden şu anda elinizde olan oyunların tadını çıkarın ve keyfinize bakın. Hepinize iyi yıllar diliyorum sevgili izleyicilerim. Seviyorum lan sizleri. Umarım 2019'da her şey istediğiniz gibi olur. Mutlu yıllar!